Eski Acı Bektaş Belediye Başkanı Sayın Ali Rıza Selman Pakoğlu gün ortasında bizlerle birlikte. Sayın Selman Pakoğlu efendim, gün ortasına hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Yeşim Hanım. Sağ olun, var olun. Sağ olun efendim, iyi ki geldiniz. Almanya'nın Kuzey Renvestfalya Eyaleti Parlamentosu'ndan geldi bu karar. Alevili ayrı bir din statüsünde tanıma kararı aldı. Şimdi bu karar niçin alındı, ne anlama geliyor? İlk olarak neler söylersiniz? Şimdi bu kararın alınmasının nedeni uzun yıllara dayanan, geçmişe dayanan ve birbirini takip eden faaliyetlerin, çalışmaların dünya siyaseti, Avrupa siyaseti, özellikle Orta Doğu siyasetiyle yakından çok ilgisi var. Şöyle bakalım olaya. 2003 yılında Amerika Irak'ı işgal etti. Güneyde Şii, ortada Sünni, kuzeyde de Kürt bölgelerine ayırttı. Dolayısıyla bu ayrımcılık üniter devlet yapısını Irak'ın bozdu. Ancak 2004 yılına gelindiğinde bu üçlü ayrışmalar birer kendi başına otonom devlet yapısına kadar gitti. Dolayısıyla bu yapı Batı'nın ve Orta Doğu'daki projeleri olan güçlerin işine gelen bir yapıydı. İşte 2004 yılında tarih boyunca çok büyük zulüm gören, Osmanlı İmparatorluğu döneminde büyük zulümler gören, gerek II. Mahmut döneminde, gerek Kanuni döneminde, gerek Yavuz döneminde çok büyük katliamlara uğramış olan Aleviler ve Alevi önderlerinin hiçbirisi biz İslam dışıyız demediler. Müslümanlıktan ayrıyız demediler. Bakın tarihi süreç böyle. Bütün katliamlara ve zulme rağmen. Şimdi böyle bir yapı içerisindeyken birdenbire 2004 yılında Amerika'nın Irak'taki gelişmeleri etkin hale getirdiği yıl, bir yıl önce de işgali vardı, biraz önce açıkladım. Yıl Avrupa'da Alevi Birlikleri Federasyonu Başkanı, Ankara'daki Alevi Birlikleri Federasyonu Başkanı ve Ankara'daki yine Pir Sultan Abdal Dernekleri Genel Başkanı bir araya gelerek bir basın açıklaması yaptılar. Ve durup dururken yapılmış bir basın açıklaması gibi görünüyorsa da bugüne gelinen bu noktaya ışık tutuyordu o toplantılar. Ve şunu söylediler. Alevilik İslam dışı dediler. Alevilik İslam dışı diye onlar basın açıklamasını yaptıktan 3 ay sonra 17 Aralık 2004 Avrupa Birliği'nin ilerleme raporunda Alevileri ve Kürtleri azınlık ilan etti Avrupa Birliği. Kürt azınlığı Anadolu'da, Türkiye'de Alevi azınlığı yarattılar. Belirliyor şimdi bunu. Buna karşı çıktık biz. Karşı çıktığımız zaman Ankara'da bir basın toplantısı düzenledik ve Türkiye'yi bölme planının bir parçası dedik bu. Buna asla Alevileri alet ettirmeyeceğiz dedik ve 2004'teki bu karşı çıkışımız etki yaptı Avrupa'da. Ve bunun sonucunda Avrupa Birliği 2006-2007 ilerleme raporlarında Alevileri alenen, açıkça daha önce belirttikleri gibi azınlık yazmadılar. Ama olayı kulaklarını yukarıdan göstererek dediler ki Aleviler azınlıklar bölümünde ifade edildi. Alevileri yine azınlık ilan ettiler ama nerede? Azınlıklar bölümünde, bu sefer listeye koydular. Şimdi bu şunu gösteriyor ki ısrarla bir Anadolu'da Alevi azınlığı yaratmak. Peki bunu niye istiyorlar? Şimdi bizim siyasilerimizin ve siyasilerimizin danışmanlarının asla üzerinde durmadıkları can alıcı nokta şurası. Keşke dursalar, keşke okusalar, keşke inceleseler. Ama incelemiyorlar. Bakın şu Lozan Sözleşmesi. Evet. Lozan Sözleşmesi'nin 39. maddesinden 45. maddesine kadar 8 maddenin 8'inde de Türkiye'deki azınlıkları Müslüman olmayan azınlıklar ifadesi kullanıldı. Hangi maddesine bakarsanız bakın 36'dan 39'dan 46'ya kadar. Bakın mesela 39 açalım. Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk kuyrukları. Geçiyorum. Efendim 41. madde. Müslüman olmayan uyrukların önemli bir oranda oturmakta oldukları iller.
Bakın. Bütün bu maddelerde 40. madde. Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk uyrukları. Peki bunu niye ısrarla kullanıldı veya neden bunun Müslüman altını çizmek olmayanlar gerekiyor değil mi azınlık Sayın gösterildi Selman de Takuoğlu? etnik yapıdaki olanlar veya dini mezheplere göre ayrılmış olanlar azınlık ilan edilmedi Lozan'da? Çünkü karşı çıktı Mustafa Kemal. Karşı çıktı Lozan'daki temsilcilerimiz. Yalınız ve yalınız Müslüman olmama ortak paydası kondu. İşte şimdi Avrupa Birliği ısrarla, bakın 2004'ten bu yana fırsat buldukça bunu ortaya getiriyor ve Alevileri ayırarak Anadolu'da Türkmen geleneklerini yok sayarak Müslümanlığın içerisinde olan Hazreti Ali'ye bağlılığı, Hazreti Peygamber'e bağlılığı, 12 imamlara bağlılığı yok sayarak tamamen ayrı bir dinmiş gibi göstererek azınlık ilan etmeye devam ediyorlar bunlar. Bu süreç yalnız Avrupa Birliği için değil, Orta Doğu'da büyük projeleri olan büyük devletlerin tümünde var. Şimdi ben burada bunu dikkatinize sunmak istiyorum. Keşke bu Lozan'ı inceleseler. Keşke tarih boyunca Osmanlı İmparatorluğu döneminde gerek birinci meşrutiyette gerekse daha öncedeki Tanzimat döneminde Batılıların bir araya gelip azınlıkların haklarını korumak için devlete nasıl baskı yaptıklarını bir inceleseler. Tarihçilerimiz bunları çok iyi biliyor. Ama bu tarihçilerimizin bilgilerinden yararlanmak istemiyor siyasiler. Neden? Kimseyi gücendirmemek için. Gücendirmeyle ülkenin bölünmez bütünlüğü konusu asla ve asla mukayese edilemez. Şimdi azınlık ilan edildiği zaman azınlıkların haklarını koruma sevdası, koruma düşüncesi, Kürtler azınlık, Aleviler azınlık, o zaman Türkiye'de yeni yeni problemler çıkartıp dikkatleri oraya çekip ondan sonra da Güneydoğu'da PKK ile yapamadıklarını eyalet sistemi veya federasyonlar kurdurmak suretiyle, ne olur canım, yani işte Almanya'da federasyon var, Amerika'da federasyon var, Türkiye'de de olsa ne olur? Zaten 12 Eylül'de de bunu dillendiren kişiler yok muydu? Efendim bunun haricinde daha sonra 12 Eylül sonrası siyasilerden dillendirenler yok muydu gibi ne olacak ya, düşüncesiyle, mantığıyla hareket etmek son derece tehlikelidir. Güneydoğu'da PKK'yla yapamadıklarını şimdi Avrupa Birliği ve Amerika el birliği yaparak ısıtıp getiriyorlar. Alevi azınlığını götürüp Kürt Aleviliğini güçlendirmeye çalışıyorlar. Alevileri Kürt'tü, Türk'tü, Çerkez'di, bilmem çeşitli bölgelerde oturanlar olarak tahtacıydı gibi ayrı paramparça etmeye çalışıyorlar. Böylelikle Alevi-Sünni çatışmaları hız kazanacak noktaya getirtmek istiyorlar. İşte bunların en büyük tehlikesi bir İslam'ın Anadolu yorumu olan Alevi Bektaşiliğin İslam'ın içerisinde değildir şeklinde ifade ederek bunu Almanya'daki eyaletler sıraya koyup gidecek. Oradaki Alevi federasyonları ne yapıyor? Şimdi ben onları merak ediyorum. Bunları destekliyorlar mı? Beraberler mi? Daha önce Alevilik İslam dışı diye ilan eden o federasyonlar ve Alevilik İslam dışıdır diye ilan edip de bir ara milletvekili olanlar ve hala da milletvekili olarak kalanlar var, olanlar var içlerinde, o grubun içerisinde olup bunlar buna ne diyorlar? Hı hı. Şu anda benimle yapmış olduğunuz konuşmaların benzerlerini onlarla da yaparsanız, onların da görüşünü alın bakalım, İslam dışı olunca nereye getirmek istiyor Avrupa? Neler yapmak istiyor? Nasıl bir yeni azınlıklar yaratıp ülkeyi bölme planının, artık ülkede problemleri artırma projesinin tekrar ortaya gelmesinden başka hiçbir şey olmadığını görebiliyorlar peki, mı? Yoksa gördükleri halde susuyorlar mı? Sayın Selman Pakoğlu, şunu sorayım o zaman. Merak ediyorsunuz, biz de merak ediyoruz. Hiçbir açıklama, oradaki federasyonlardan hiçbir tepki gelmedi mi şu anda? Ben gelseydi basından alırdık, yani önce sizden alırdık. Zaten bu konuyu da gündeme getiren tek gazete Aydınlık Gazetesi oldu. Biz de öyle öğrendik yani. Yoksa nereden bilecektik? Dolayısıyla bunu basında ses seda çıkmıyor. Bakın
Şimdi ben tepki koyuyorum. Başka Alevi örgütlerinden de tepki koyanlar var. Aydınlık'ta okudum. Ama nerede bu federasyoncular? Nerede Pir Sultan Abdal Dernekleri Genel Merkezi? Pir Sultan Abdal şiirlerinin birçok bölümünde ben de bu yayladan Şah'a giderim diyor. Şah dediği Hazreti Ali, İslam'ın en önemli kişilerinden birisi. Ben de bu yayladan Şah'a giderim diyen Pir Sultan'ın adını taşıyan dernekler nerede? Ne düşünüyorlar bu konuda? Hala İslam dışıyız diye azınlığı mı kabul ediyorlar? Almanya'daki Alevi Federasyonu hala İslam dışıyız diyerek azınlık olmayı mı kabul ediyorlar? Kusura bakmasınlar. Türkiye'yi bölme projesinin bir parçasıdır. Bu konuyu bakın 2004 yılındaki bu Avrupa Birliği'nin azınlık ilan etmesinden sonra sizin de zaman zaman programınıza dahil ettiğiniz Şakir Keçeli Baba ile birlikte biz Ankara'da bir basın toplantısı yaptık. Ve dedik ki Avrupa Birliği'nin bu çalışmaları, bu çabası boşunadır. Türkiye'yi böldürmeyiz. Türkiye'nin bölünmesine Alevi-Sünni çatışmasını yarattırmayız. Sünniler de dikkat eder, Aleviler de dikkat eder bu konuya diye. Biz 2004 yılında ve 2005'te tekrar tekrar bunları ortaya koyduk. Siyasilerin hepsi kulaklarını tıkadılar. Ben burada Hacı Bektaş Veli Anma etkinliklerinde aynen şu ifadeyi kullandım yaptığım konuşmalarda son yıllarda. Irak'ta dedim üçlü bölünmüşlük sağlandı. Şimdi Suriye'nin kuzeyinde de bir PYD kanalıyla özerk bir bölge oluşturulmaya çalışılıyor. O bölge Laskiye'den Akdeniz'e açılmanın planları yapılıyor. Dolayısıyla sıra Türkiye'de. Türkiye'de de eğer benzeri bir çalışma olursa bir yıl sorunlarla karşı karşıya kalırız. Fırsat veremeyiz, o ayrı bir konu ama yine de uğraştırırlar. İşte o zaman Suriye'deki kurulacak federasyon, Irak'taki kurulmuş hazır federasyon, Türkiye'de eyalet sistemiyle güneyde kurulacak bir federasyon hayalini kuranlar yanılıyorlar ve asla ve asla onların hevesleri kursaklarında kalır diye burada Kültür Bakanı'nın önünde, CHP Genel Başkanı'nın önünde ve de birçok gelen milletvekilinin önünde bunları dolaylı yoldan bu kadar açık olmasa bile asla ve asla biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Bunu heveslenenlerin hevesleri kursaklarında kalır diye en az 3 sene üst üste bu konuyu tekrarladım. Kimsenin umurunda değil. Bir tek ben dün Aydınlık'ta, yani evvelsi gün Aydınlık'ta okumasaydım yine haberimiz yoktu. Yani diğer basın mensupları da ilgilenmiyorlar anladığım kadarıyla. Daha doğrusu önemsemiyorlar sanıyorum. Yani yalnız İslam'ı bölmek açısından olaya bakarsak o mezhep şeyine girer. O da ya doğru bir şey değil. Bırak insan istediği gibi istediğine inansın, istediğini şekilde yaşamını sürdürsün. Atatürk Cumhuriyeti'nin bize bırakmış olduğu en önemli olay laikliktir, demokrasidir. Şimdi bu kadar böylesine laik ve demokratik bir ortama gelmiş Türkiye'yi tekrar Osmanlı İmparatorluğu'nun azınlıkların haklarını korumak için Batı'nın baskısı hepsi orada. Bakın meşrutiyet ilan edildi. Nasıl ilan edildi meşrutiyet? Çok basit. Aynı gün meşrutiyetin ilan edildiği gün, yani 23 Aralık günü Batılılar tersane toplantısı diye bir toplantı yaptılar. Bu toplantıda bizim Dışişleri Bakanı da katıldı Osmanlı Devleti'nin. Abdülhamit Başkanlığı şeydi, padişahtı. Yeni padişahtı o zaman. Ve o toplantının amacı azınlıkların haklarını koruyabilmek, azınlıklara daha iyi imkanlar sağlayabilmek için baskı unsuruydu. Yani İstanbul'da tersane toplantısı diye bilinen toplantı. Aynı gün Abdülhamit Mustafa Reşit Paşa'nın ifadesiyle onların hazırladığı tanzimatı ilan ettirdi. Ve tanzimat ilan edip de top seslerini duyunca tersane toplantısındaki bulunan Batılılar şaşırdılar. Ve o zaman bizim Dışişleri Bakanı dedi ki meşrutiyeti ilan ediyoruz. Bu toplantının artık bir amacı kalmamıştır. Biz meşrutiyetle meclisi getiriyoruz, demokrasi getiriyoruz. Biz bir takım hakları getiriyoruz bütün Osmanlı tebasına. Dolayısıyla bu toplantının bir anlamı kalmamıştır dedi.
ve toplantı hızını ve önemini yitirdi. 20 Ocak'ta da dağılıp gitti. Bakın bütün onun sonucunda da birinci meşrutiyetten sonra da meclis açıldı. Ama meclis açıldı da ne oldu yani? Meclisin milletvekillerine bakıyorsunuz 71 kişisi Müslüman. Bunun 44'ü gayrimüslim. 4'ü Yahudi, yani toplam 48 kişi yapıyor. Bu 71 Müslümanın da yarısı Libya, Suriye, Irak gibi, Arabistan gibi, o bölgelerdeki Mısır gibi eyaletlerden gelen Müslümanlar. Neresi Anadolu'nun Türkmeni? Nerede Osmanlı'nın kurucu unsurları? O 71 Müslüman dediğinde yarısı bunlardan oluşuyor. İşte mecliste böyle bir meclis. Hatta Amerikan Times gazetesinin yazarı o meclisi gördüğü zaman şöyle söylüyor. 10 ayrı milletten 14 ayrı dili konuşan bir meclis diyor. Yani dostlar alışverişte görsün diye açılan bir meclis. Tersane toplantısındaki baskının etkisiyle açılan bir meclis. Şimdi demek ki Batı böylesine etki yapıyor. Bakın şeye geçelim. Yani bu meşrutiyetin haricinde 1839'daki Tanzimat'a geçelim. Tanzimat döneminde de, Abdülmecit döneminde de yine neydi? Dış baskıların etkisiyle azınlıklara imkanlar sağlamak için baskının sonucunda meşrutiyet ilan edildi. Ne oldu Abdülmecit döneminde? Vergi kanunları değiştirdi, herkese eşit getirildi azınlıklara şeyleri. Başka askeri alma yöntemleri getirildi. Bunlar hepsini kim istedi? Batılılar baskıyla istedi. Bakın şimdi de Avrupa Birliği ve Orta Doğu'nun patronları bizden Güneydoğu'da bir PKK'yla yapamadıklarını yeni yeni azınlıklar yaratarak, bunun da en kolay yolu etnik azınlıkta Kürt azınlığı, dini açıklık azınlıkta da Alevileri İslam dışı göstererek, Lozan'a göre azınlık ilan ederek huzursuzluk yaratmak ve adım adım bu projeleri geliştirmek. Peki bu ucu bunun Tanzimat'a gider. Ta bunun ucu meşrutiyete gider. Sayın Selman Pakoğlu, evet bunları çok önemli noktalara değindiniz. Hem dini azınlık hem Kürt azınlığı doğru. Peki bunlara fırsat vermemek için, yani bu provokasyonlara geçit vermemek için devlete düşen görevler nedir? Bize, topluma düşen görevler nelerdir? Tabii çok önemli görevler var. Bir defa devlet, bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapusu olan şu Lozan'ı tarihçileriyle beraber hukukçuları bir defa daha gözden geçirsin, bütün siyasileri. Devlet dediğimiz işte meclisteki bütün siyasetlerle iktidardaki bulunan kişi. Devletimiz bu. Onlar da yönetici. Yani yönetici kadrolarla yöneticiliğe heveslenenler ve yönetime talip olanlar şu incecik Lozan Sözleşmesi'ni bir incelesinler. Bakın azınlık nedir, ne değildir. Azınlıkları yaratmak için de azınlıkların haklarını korumak için Tanzimat dönemini incelesinler. Meşrutiyet dönemini incelesinler. O dönemdeki Osmanlı'nın neden geri kaldığını, Osmanlı Devleti'nin nasıl parçalanma noktasına adım adım gittiğini, bu noktaya doğru giderken Batılıların hangi baskıları yaptığını, hangi ipek yollarına hakim olmak istediğini, Süveyş kanalını nasıl etkin hale getirip de ondan sonra da ona paralel olarak, onlara rekabet olarak Alman demir yolu projesinin hayata geçirilmesini ve buralardaki sömürü düzeninin nasıl olduğunu bilmemeleri mümkün değil bugünkü siyasilerin. Bilmiyorlarsa neden bu memleketi yönetmeye hevesleniyorlar? Öyleyse bunlara dikkat etsinler. Şu ana kadar hiçbirinden bir demeç gelmedi. Yani kalkıp da Almanya kalkıyor, bir Alevilik İslam dışıdır. Öyleyse İslam dışı olduğuna göre ayrı bir dindir. Ayrı bir din olduğuna göre de öteden beri Türkiye'de azınlıklar, Kürt azınlığı çıkarttılar. O yetmedi, tutmadı, istedikleri gibi tutturamadılar. Şimdi de Alevi azınlığının peşindeler. 2003-2004 yılından beri bunu sık sık gündeme getiriyorlar. Evet, ki başka eyaletlerde de bu olabilir. İkincisi de halk uyanık olacak. Alevi dedelerine, Sünni imamlarıma,
Tek 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 onların bunları gözden geçirmesi lazım. Dedeler de, Sünni imamlar da, müftülük de kalkıp da din devletinin arkasından gidiyormuş gibi mesajlar vermesinler. Artık laikliğin ne olduğunun herkes bilincinde olarak hareket etsin. Diyanet İşleri Başkanlığı kalkıp da elinde bastonla, yani bakın o elinde baston gösterisi nedir biliyor musunuz? O cuma günleri padişahların gidip de cuma namazına gittiğinde elinde tutup da o yere koyduğu, vurduğu bastondur. Bunlarla gösteri yapmaya kalkmasınlar. Ülkeyi Aleviydi, Sünniydi, Çerkezdi, Türktü, Kürttü diye bölmeye kalkışmasınlar. Bunlara ayrıştırıp da oy peşine düşenler ülkeye bilerek veya bilmeyerek yanlış yapıyorlar demektir. Yani Yeşim Hanım, siz öyle bir derdimizi açıyorsunuz ve yaramıza bu soruyla parmak bastınız ki. Nerede bunlar? Hiçbirisi konu etmiyor. Bakın aradan 10 gün geçsin bir daha gündeme yani getirin getirmeyin bilemem tabii size bağlı da yayın kurulunuza bağlı. Ama göreceksiniz ki yine hiçbirisi ağzını açmayacak bu konuda. O ona konuşacak, o ötekine bağıracak, öteki ona çağıracak. Bu hayati konu. Ülke meselesi konusu. Bunun için parti ayrımı olmaz. Bunun için düşünce ayrımı olmaz. Bunun için tek bir ortak bayrağı vardır. Laiklik ve demokrasi. Evet. Ve birlik beraberlik. Kesinlikle ki burada aslında üstüne basa 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 sizin söylediğiniz Lozan'ın 39'u ve 45'i yani bu maddeler dikkate alınıyor. Burada bahsedilen yalnız aslında bu maddeler değil. 39'dan 45'e evet, kadar evet, bütün maddelerde aynı şekilde 46'ya azınlık kadar. Lafı İslam olmayanlar ortak Müslüman paylaşıyor. Olmayan azınlıklardan bahsediliyor ama Aleviler ne evet. Azınlık ne de İslam dışı. Yani bu nokta çok önemli. Evet. Verilen karar evet. Bu doğrultuda eyalet parlamentosundaki devamı da gelebilir dediniz. Bakın İslam dışı diye yazan yazarlar var. İslam dışı diye Aleviliği ortaya koyan batılı ve yabancı ve yerli yazarlar var. Ben bunların hepsini takip ediyorum, okuyorum. Şu anda benim elimde bu konularla ilgili 100'e yakın kitap var. Yeşim Hanım yani konuşurken üzülerek söylüyorum bunları. Keşke olmasaydı. Kimisi Aleviliği, Alisiz Alevilik diyorlar, bunu bilinçli söylüyorlar. Yani İslam diniyle ilgisi yoktur demeye getiriyorlar. Hazreti Ali demek peygamberin ilk Müslüman yaptığı kişilerden birisi, damadı, halife. Yani şimdi Alisiz Alevilik'le Sümerlere bağlayanlar var, o yetmiyor. Efendim şeye bağlayanlar var, felsefeci... Eflatun'a bağlayanlar var, yeni Eflatunculuğa bağlayanlar var. Efendim, dolayısıyla çeşitli, mesela oradan birileri çıkmış, Mufid bilmem asırlar önce, kendisine göre bir yol ortaya koymuş, etrafında doğru dürüst adam bir de yok, vay efendim oraya bağlıyor Aleviliği, Bektaşiliği. Bunların hepsi boş şeyler. Aleviliğin, Bektaşiliğin de esası insan olmaktır. Dürüst olmaktır. Başkalarına saygılı olmaktır. Tanrı, insan, evren bütünlüğünün içerisinde insanın değer olduğunu bilmektir. Tanrı, insan, evren bütünlüğü içerisinde bütün varlıkların değer olduğunu bilmektir. Yaratılmışı severiz, yaradandan ötürü diye Tanrı'yı sevmektir. İşte peygamberi sevmektir. Ehl-i Beyt peygamberin yolunda gittiği için onlara saygı göstermektir Alevi Bektaşi. Şimdi bütün bunları yok sayıp siz kalkıyorsunuz, Alevsiz Alevilik. En basit ben Pir Sultancılara söylüyorum. Pir Sultan'ın sazını eline alan güzel rozetleri var. Hayran olmamak mümkün değil, çok güzel. Ama Pir Sultan, bakın söylemlerine, şiirlerine, nefeslerine. Ben de bu yayladan şaha giderim diyor. Hem de kendisinin asılacağını bildiği bir ortamda söylüyor bunu. Eğer bu lafı söylemese asılmayacak belki de, kurtaracak kendini. Diyor ki içinde şah olmayan bir şey söyleyin diyor. Şiir söyle. O ben de bu yayladan şaha giderim diyor. Şah Alevi Bektaşi öğretisinde Hazreti Ali'nin ta kendisidir. Bir başka sıfatıdır. Yani şimdi bütün bunları insanların gözünün içerisine baka baka Alevilik İslam dışı diyerek bölünmüşlüğe götürülüyor. İslam içi, İslam dışı olayının önemi buradan kaynaklanıyor. Yani Batı ısrarla niye bunun için duruyor? Bir cümleyle bir tek şey söyleyeceğim. Daha fazla değil. Ayrıntıya girmeyeceğim. Bu konuyu bana kim sordu biliyor musunuz? Kim? 2009.
Konuşmalarımı söylemeyeceğim. Belki siyasi bir şey sıkıntı yaratır diye. Amerikan Büyükelçiliği özel olarak geldi. İki tane political officer'ını gönderdi. Alevi federasyonları Alevilik İslam dışı diyorlar. Siz İslam içi diyorsunuz. Neden siz böyle düşünüyorsunuz diye görüşüm almaya geldiler. Hacı Bektaş. Ayrıntıyı söylemeyeceğim ama verdiğim cevap bir tek şudur. Türkiye'yi bölme planının bir parçasıdır bu. Buna Aleviler alet olmaz. Özeti bunları da söyledim gittim. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak ekleyebileceğiniz bir şeyler var mı? Olur mu? Biz sizi zevkle dinledik. Aydınlık Gazetesi, Ulusal Kanal tabii ki bu konuyu gündeme getiriyoruz. Türkiye'yi bölme planı kesinlikle. Bunun bir parçası olmayacağımızı biliyoruz ama kesinlikle de provokasyonlara geçit vermemek gerekiyor. Bu noktada önemli açıklamalarınız bizim birlik olma zamanımız her zaman olduğu gibi. Sevelim, sevilelim. Sevelim, sevilelim birbirimizi. Ne peki. Güzel değil mi? Birlik dediniz. Birlik dediniz. Sevelim, sevilelim. Ne güzel. Çok teşekkür ediyorum Sayın Selman Papaoğlu. Ben teşekkür ederim Yaşar Hanım. Sağ olun. Sağlıklı günler diliyoruz. Nevşehir'e selamlar, saygılar gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun efendim. İyi günler diliyoruz. Evet, eski Hacı Bektaş Belediye Başkanı Sayın Ali Rıza Selman Pakoğlu gün ortasında bizlerle birlikte oldu.